Belli olmaz efendim, o da Müslüman olmuştur belki. Çünkü yeryüzündeki bütün insanlar peygamberin ümmetidir, bizim peygamberimizin. Hristiyanlar da, Yahudiler de Efendimizin ümmetidir. Çünkü ümmet ikiye ayrılır İslami bilgilerimize göre. Nedir? Bir, ümmeti icabet. İki, ümmeti davet. Biz peygamberin emrine icabet etmişiz. Müslümanmışız. Peygamberimizin daveti kıyamete kadar devam ediyor İslamiyet yaşayacağına göre. Kıyametin kopmasından bir saat kala Müslüman olsa bir Hristiyan, tamam başarıyı kurtardı. Yani davet hali devam ediyor. Öyleyse bütün insanlık, Akif'in de dediği gibi bütün beşeriyet ona medyon. Hepimiz ona borçluyuz. Ümmeti davet. O bakımdan belki bir Müslüman olmuştur. Efendim, şimdi Medine'ye gelindi. Heyecanı ben tarif edemem ki. O Çağrı filmini belki 10 defa seyrettim televizyonda. Her seyredişimde aynı manevi zevki aldım. Bir anda kendimi asr-ı saadette hissettim. Mutlaka siz de öyle hissetmişsinizdir. Çok da güzel çevirmişler. Medine'ye giriş sahnesi. Kız çocuklarının def çalması, talavat benna aleyna, min seviyyeti veda. Ne kadar hoş bir manzara. İkinci bir heyecan başladı. Kimin elinde misafir olacak? Herkes istiyor ki, efendiler efendisi kendi evinde misafir olsun. Kim istemez? Şöyle bir formül bulundu. Bulundu değil, Efendimiz buldu. Bilemiyorum, belki de vahyedildi veya ilham. Devenin yularını serbest bırakınız. Kusva. Değil mi efendim? Devenin ismi. Deve deyip geçmeyin ha. Ne kadar asil bir hayvandır. Ağırbaşlı, sabırlı, vakur ve Şeyh Benderzade Filipeli Ahmet İlmi'nin deyimiyle çöl gemisi. Çöl gemisi. Bir hafta yemeden içmeden sırtındaki depodan idare ederek üstündekini taşıyor, yükünü taşıyor. Evet. Deve yük taşır. İnsan taşır. Bizim gibi laf taşımaz. Evet. Hele hele Fahri Kainat Efendimiz'i üstünde taşıyan deve. Ne mübarek deve. Ayağının toz olsa. Biliyorsunuz, uzun uzun anlatmayayım. O manevi macera bir müddet devam etti. Medine'nin münhani sokaklarında, caddelerinde ilerledi, gezdi, dolaştı. Boş bir sahrada çöktü. Sahra değil de boş bir arsada çöktü. Birkaç dakika sonra tekrar kalktı. Biraz daha dolaştı. Yine bir evin önünde ıhtır. Yani çöktü. İşte o ev Eyüp Sultan Hazretleri'nin eviydi. Ne mutlu o eve. Şimdi o ev ne olacak? 7 ay süreyle hane-i saadet olacak. Hane-i saadet. Peygamberin evi dinmez. E dersek günaha mı gireriz? Hayır, günaha girmeyiz de adab aykırıdır. Bu sıradan bir ev değil ki. Bu bizim kültürümüze de yansımıştır. İnsan kendi evinden bahsederken, bir arkadaşını misafirliğe davet ederken, yemeğe davet ederken, vesaireye davet ederken ne diyor? Fakirhaneye buyurun. Ama ben sizin evinizden bahsediyorsam, devlethaneye gelebilir miyim? Devlethane. Ne kadar kibar. Devlet deyince biz bugünkü siyasi manadaki kuruluş anlıyoruz. Tabii o da devlet de. Devlet, devlet, müddet. Devletin başka manaları da var. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıkar gibi.
Bu ne büyük devlet yahu. Devlet kuşu. Evet. Saadet, mutluluk gibi manalara geliyor. Devlethane. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evi devlethane oldu. Efendimizin saadet hanesi yapılana kadar. Ravza-i Mutahhara yapılana kadar. 7 ay misafir ne demek? Ben eminim ki o 7 ay 7 gün gibi, hatta 7 saat gibi kısa sürmüştür. Evet, güzellikler, mutluluklar kısa oluyor. İleride uzun olma kaydıyla. Şimdi kısa. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evi 2 katlıydı efendim. Cemal Hoca'nın anlattığına göre. 2. kata davet etti efendimiz. Fakat peygamberimiz 1. kata kalmayı tercih etti. Gelen misafirlerle daha yakından görüşmek ve bir takım başka sebeplerden dolayı. Ama Eyüp Sultan Hazretleri ve hanımı bundan rahatsız oldular. Ya Resulallah, sana vahiy gelir. Efendim, vahiy ile senin aranda biz bir perde olmayalım. Değil mi efendim? Şu inceliğe bakınız. Allah Allah. Israr sonucunda 2. katı kabul etti efendimiz. Kat kat sevap. 2. kat. Evet. Yine Cemal Efendi diyor ki kitabında, Peygamber Efendimiz'i sırtında taşıyan o mübarek deve ne kadar gideceğini, ne kadar gideceğini, nereye gideceğini, nerede duracağını biliyordu. Ne kadar gideceğinden, nerede duracağından emindi. Çünkü yularını çeken Cibril'i emindi.